Seninle doğdum, seninle büyüyorum. Şu anda 7 aylık oldum. Seni bulduğum gün doğdum. Sonsuz şükürler olsun Rabbime. Seni bize ikram etti. Hüsnü zanla nasıl bakılır? Ellerinden öpüyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Mesele yeniden doğmaktır. Belki her gün yeniden doğuyoruz. Böyle anlamak daha doğrudur. Allah ayet-i kerimede uyduğunuzda ruhlarınızı alırız. Vadesi gelenleri alı koyar, gelmeyenleri belli bir vakte kadar iade ederiz. O zaman her yeni bir gün, yeni bir doğum, yeni bir hayattır. Hiç kimse dün olduğu gibi değildir. Yarın da bugün gibi olmaz. Her gün yeni doğmuş. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Sabah uyandığında beni yeniden dirilten Allah'a hamd olsun. Buyuruyordu. Her gün yeni doğuyorsak acaba o yeni hayatımızda nasıl Rabbimize kul oluruz? Derdimizin olması gerekir. Yarın bugünden daha güzel olsun diye mutlaka düşünüp, taşınıp bir şeyler yapmaya çalışmak gerekir. Yeniden doğmak demek Allah'ın Hallak isminin tecelli etmesi demektir. Yarattığını yeni bir yaratışla yaratan demektir. Hallak. Yarattığını yok ediyor, onu yeni bir yaratışla yaratır. Kulda bu isim tecelli edince, Allah bu ismiyle kula tecelli edince, onu yeni yaratmıştır. Manevi olarak o başka biridir. Yani bir sene önce başkaydı, bu sene başkadır. Dün başkaydı, bugün başkadır. Bunu kendi üzerinde tadar. Hem de bütün şiddetiyle. Daha önce bir şey hakkında başka düşünüyordu, bugün başka düşünüyor. Mesela, daha önce cimriyken cömert olmuş. Daha önce gerektiğinde affedemezken yanlışı, kusuru şimdi affediyor. Herhangi bir sorun, sıkıntı karşısında daha önce kızarken şimdi kızamıyor. Halim olarak davranıyor. Allah'ın isimleri tecelli etmiş. Allah'ın güzelliği tecelli etmiş. Daha önce bir benlik vardı. Kendi kendine ürettiği bir benlik, bir nefis vardı. Ama şimdi Allah'ın güzelliği tecelli etmiş. Nasıl biri olur? Bu başka biri. O bambaşka biri. Yolculuk zaten evet, ona doğru gidiyor. Manevi olarak evet, önce doğuyor, sonra yavaş yavaş büyüyor. Yolculuğu yaparken büyüyor. Kamil insan, Hazreti insan, meleklerin secde ettiği varlık oluncaya kadar o yolculuk devam eder öyle. Suizandan nasıl kurtulmamız gerekir? Eğer Allah'ın nazarıyla nazar edersek, suizandan kurtuluruz. Sadece rahmetle nazar eder, muhabbetle nazar eder. Herkes Allah'ın kuludur. Evet, yanlış yapanlar vardır, doğru yapanlar vardır. Peygamber'e tabi olanlar vardır. Şeytana, iblise tabi olanlar vardır. Ama ne olursa olsun, insan insanın kardeşidir. İnsan insandan sorumludur. Ona rahmet olmalıdır. Onu davet etmelidir. Yardım etmeye çalışmalıdır. Şeytana değil, Allah'a kul olsun diye. Olur, yanlış yapmıştır, bilmiyordur. Bilmiyor dememiz lazım. Anlamamış dememiz lazım. Eğer bile bile yapıyorsa zaten yapılacak bir şey yok. Onunla işimiz olmaz. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Siz iyi olun, kötü yapanların kötülüğü size dokunmaz. Bize düşen iyi olmaktır. Bize düşen güzel yapmaktır. Bize düşen rahmet olmaktır. Bakarken dikeni değil, gülü görmektir. Güzelliği görmektir. Güzelliği görünce, gülü görünce
gönlümüz gül bahçesi olur. Ama dikeni görünce gönlümüz dikenlik olur. Dikeni görmek demek, suizanda bulunmak demektir. Yanlışı, hatayı, kusuru, günahı görmek demektir. Gülü görmek demek, insandaki güzelliğini görmektir. Allah'ın isimlerinin üzerinde tecellisini görmektir. Allah'ın ona kurum demesini görmektir. Allah'ın onun üzerindeki muradını görmektir.